Sevgili kuşlar, umarım görüşmeyle her şey yolundadır. Ben de lise ve üniversite bitti. Ardından askere çağrıldım ama bunun nüfustaki bir hatadan kaynaklandığı anlaşıldı. Biraz orada biraz burada savrulduktan sonra şansım yaver gitti ve bir fotoğraf stüdyosunda yemek fotoğrafçısı olarak işe girdim. Yaprak, daha da nasılsın derseniz de... Açım. Bugünü de çıkart, sonra sen de hepimiz gibi açık büfeye geçersin. Baba! Nafile, çoktan gönderdim bile ben onu. Madem besleyip büyütmeyecek nana kraliçe diye doğurdun beni? Oo, bakıyorum da bel altı vuruyoruz yaprakçığım. Ay parçam, senin sefaletin sesinden bile haberin yok. Ama en azından evinin en güzide köşesine asabileceğin gelinlikli bir fotoğrafın olacak. Bu arada asıl bombayı sona sakladım. Bugün evleniyorum. Tabii içine sığabilirsen. Ay ne oldu kızım, niye birden öyle fırladın? E hadi ama yavrum, tabağındakini bitir. Sonra benim şu internetten bulduğum düğünde yağmur yağmasın duası vardı ya, onu bir birlikte okuyalım, tamam mı yavrum? Aferin. Ben de her gelin gibi ışık saçmayı isterdim kuşlarım ama annem bu düğün yüzünden son 2 aydır zebani gibi tepemde. Ya. Üstelik nereye kaçarsam kaçayım. Nefesi sanki hep ensemde. Neyse ki darlandığımda beni rahatlatan 2 şey var. İlki çikolata zulam. Yerde istakbal damat. Tahmin ediyorum annen kafası ters bir şekilde tavanda yürüyordu ve sen buna yemin edebilirsin. Ali, gamzelim, tüm o söylenmelerimi bıkmadan usanmadan savuşturan adam. Bunlarla imkanı yok, yürüyemem Ali. Sen zaten üşmüyor muydun Melih? Manikürcü canıma kastetti Ali. Çok güzelsin diye kıskanmış olabilir mi? Sadece soruyorum. Bu gelin başı değil, at başı oluyor Ali. Çok uzakmış Ali. Ha maç vardı akşam. O da yalan oldu Ali. Ya bir makyaj yaptılar yüzüme, alerjim azdı. Oha! Yüzüme kapattı ayı. Pardon? Ali yani... Ya affedersin Ali kuşum, ben senin gibi bu düğün dernek işlerini beceremiyorum. Yapamıyorum. Küçük Titan, yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Bundan sonra 2 ihtimal var. Ya kendimize göre eğlenir, bugünü güzel geçiririz, güzel hatırlarız. Ya da ayağı kırık değil. Ben ikincisini kabul etmiyorum. Çünkü 6 yaşımdan beri seninle geçirip de hayal kırıklığı yaşadığım tek bir an bile yok. Ali'm, her koşulda kalbime dokunmayı becerebilen tek erkek. Ama ben senin keyfini neyin yerine getireceğini çok iyi biliyorum. Yatırımcı gelecek, Gökhan mekanı erken geçti. Bizim çocuklara da ara, beraber bolca vakit geçirelim. Ne diyorsun? Tamam, tamam Ali kuş. Ortak. Damat. Bizi kırmayıp davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkürler Taylan Bey. Ben aslında aşk filan yalan, sakın evlenmeyin demek için gelmiştim. Umarım geç kalmamışımdır. Vallahi onun için bir 23 sene kadar geciktiniz Taylan Bey. Matematik yalan söylemez. Madem bu konuda yardımcı olamıyorum, o zaman şu yatırım detaylarını konuşalım. Ben de vakitlice diğer organizasyona geçeyim. Evet, açıklamak için senin gelmeni bekledim.
mobil oyununuzun pazarlaması için ekstra 1,5 milyon dolar yatırım düşünüyorum. 1,5 milyon. Ne oldu? Sen pek etkilenmiş gözükmüyorsun hadi. Yok ya, ben daha çok Gökhan'ın heyecanı bastırdı diyelim. Eğer kabalık olmayacaksa ben gözleri dolar işareti olan ortağıma size emanet edip fotoğraf işlerini halledeyim. Sonra da şirketimizle ilgili planlarınızı dinlemek için yanınızda olurum. Müsaadeniz olur mu? Tabii ki. Tekrardan şeref verdiniz Talim Bey. Çok efendi bir ortağım var. Aa, çok da zekidir biliyor musunuz? Ben bu kadar büyük konuşmazdım çünkü bir gün boşanacağını bilerek evlenmek çok da zekice bir hareket değil. Kimin oluşu bu? Aynen. Evet ya, baba evini özlemiş. Yarım saat orada oluruz. Bir saat değil. Yaprak. Adam açmadı bile ya. Üstadım, nedir sendeki bu şeytan tüyü olayı? Adnancığım, kıl tüyü falan yok. Hanımefendi dilekçe imzaladı. Hem yaprağında düğünü var. Kız düğün günü bile seni mi arıyor? Üstadım, aramızdaki fark ne biliyor musun? Ben daha ince ruhlu bir insanım. Yani benim olayım böyle tiyatro, sanat vesaire. Ama sen tam bir alfasın. Kadınların bilinçaltına hitap ediyorsun. Efendim Yaprak. 2 saate geliyorum. O çok erken ya. İzin almam problem olabilir, evet. Yaprakçığım, bu arada gelmemi istediğinizden emin misiniz? Hadi biliyorsunuz ya, ben düğünlere uğursuz gelirim ya da düğünler bana. Sinan kuşum, nikah şahidisin ya. Öyle batıl batıl konuşup ben gelmesem falan demek yok. Hayır efendim, Oğuz video çekecek. Geliyorsun, 45 dakika. Ana kraliçe. Nasıl olmuşum? Yaprak. Ağlama, ağlama. Annenle her şeyi konuşabileceğini biliyorsun değil mi? Diyorum ki sen acaba diyet programımız dışında bir şeyler mi tıkındın ha? Ben? Yok, hayır. Gelinliğin yanlardan biraz portlamış. 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 Neyse, anlaşılan birileri biraz yaramazlık yapmış ama olsun. Sonuçta kadınların dünyasında çaresi olmayan tek şey. Ya sonra bu da yediği bütün suşiyi menemen olarak çıkarttı.
Billy ya. Çok matrak adam. Ya eğer siz de görürseniz... Gökhan'dı Ottoman'ın selam var derseniz... o hemen anlar. Gökhan'dı Ottoman, tamam. Siz sipariş mi vereceksiniz? Ben hemen yardım edeyim. Ha yok 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 hayır. Ben bir arkadaş bekliyorum da. Gelmesinin mahsuru yok tabii. Aa haşa. Sizin iş çevrenizden biriyle tanışmak bizim için bir değer. Ha iş... ben bu gelen arkadaşla ince işler yapmayı planlıyorum. Aa! Ben de hala şey diyor. Tabii. Yani siz de şimdi bekar adamsınız canım. Bekar olduğumu nereden çıkardın? Bak Gökhan. Madem ortak olacağız, sana hayatını değiştirecek bir numara öğreteyim. Öğret, tamam. Takip ediyor musun? Alyans nerede? Masada. Evet. Peki. Bu ne? Para. Değil mi? Alyans şimdi nerede? Ha, hayatım. Hoş geldin. Ece? Gökhan. Evet, anladığım kadarıyla klasik tanışma ritüelini pas geçeceğiz. Biz Ece'yle... Okul yıllarından tanışıyoruz. Okul yıllarından tanışıyoruz. Ben de kapıda Yaprak'la Ali'nin ismini görünce acaba mı dedim. Demek efsane aşk muradına eriyor. Gökhan amca! Oğlum siz geldiniz mi İzmir'den bacaksız? O mu büyümüşsün be? Ha? Gel bakayım. Sen hala budursun gökte. Evet. Ben bir selam vereyim arkadaşlar. İyi günde, kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta. Her zaman, her yerde beni hiç bırakmayan Ali. Yine son anda Hızır gibi yetişip beni o düğün denen o delilikten kaçırıp kurtardın demek isterdim. Ama... Oy annem, bu sefer oldu mu? Ay olmadı. Devam. Ali. Beni şimdi kaldırmazsan cenazemi kaldırırsın. Oy anne, şu korsiyi biraz gevşesek. Belki fotoğraflar o yüzden olmuyordur. Asla. Devam. İyi denemeydi. Seslemek güzel zevk. Mekanda yalnız tam resimlikmiş he. Bir de böyle epey bir tırmanmam gerektiğini söyleseydiniz iyiydi. Aa Sinan oğlum hoş geldin. Ay ne kadar özlemişim seni. Kolay gelsin. Vallahi ben de seni. Hoya teyzem ben de seni. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? İş güç nasıl? Vallahi Hoya teyzem nasıl olsun memur? Memur hayatı işte ne böyle uzuyoruz ne de kısalıyoruz. Aynı boyda değil mi? Ay hiç öyle şikayet etme. Sonuçta hayatın garanti. Ne yaptı? Annen de geldi mi? Burada mı? İstedi istedi. O da çok istedi ama malum anneannem bırakıp gelemedi. Ha, tabii hasta kadın bırakamaz. Allah acil şifa versin oğlum ya ne diyeyim. Amin ya teyzem. Bu arada hayırlı olsun. Allah bir yastıkta kocasın. Sağ ol oğlum çok sağ ol. Darısı senin de başına. Ay. Şey, pardon. Yaprak! Tuna, sen ne arıyorsun burada? Ben de sizi tanıdığım günden beri aynı soruyu soruyorum kendime. Hipokrat yüzünden diyelim. Baş ağrın. Birden dokuza kadar kaç? Dokuz. Ay ama senin sesin ne var ya 12. Kötü espri yapan bölgenin zedelenmemesine üzüldüm. Ne oldu bana? Nefessiz kalıp düştün ve başını çarptın. Bulantı hisse? Tamam şimdi başın sabit. Parmağımı takip ediyorsun. Evet. Son olarak. Bugün günlerden ne? Aa...
Ali. Ya tamam abi. Ya bak şöyle düşün. En azından içeride ülkenin en parlak nörologlarından biri var. Ya Sinan kaç kere söyledim. Çıkar şu saçma giysi parçasını diye ama dinleyen kim? Abi olan oldu bir kere, ne yapalım? Ali hayırdır abi? Ne oldu ya? Ya bir şey olduğu yok oğlum ya. Yaprak ufak bir kaza atlattı. Bekliyoruz böyle içeride. Of. Biz de Oya teyzeyi öyle ayılıp bayılırken görünce. Arkadaşlar hoş geldiniz bu arada. Yani kusura bakmayın, sizinle de ilgilenemedim. Oğlum ya. Efendim Oğuz? Ne var oğlum, mal mal suratıma bakıyorsun sabahtan beri ya. Oğlum sen köse değil miydin normalde? Takma değil mi o bıyık? Takma değil mi ben? Ha? Oğlum bırak. Lan Oğuz. Oy Tuna. Fiziksel bir sorun yok. Yalnız bir problemimiz var. Lan! Yaprak. Kim giydirdi bu perdeleri bana? Kim? O da geçici hafıza kaybı. Ki yaprak. En son böyle ışıklı, gürültülü, müzikli bir yerdeydik. Balerin vardı bir tane. Bir de gemi vardı. Kocaman bir gemi. Tamam, niye böyle giyindik? Ne yapıyoruz? Yaprak. Bugün biz evleniyoruz. Ama Ali biz arkadaşız. Bir üç ay arası diyorsun yani. Tamamen iyileşme için kesin bir şey söylemek güç ama evet, o süreler. Benim yüzüm ne oldu? O kadar da gelmek istemedim. Ya prime korteksine sen tekme atmadıysan neden kendine böyle bir pay biçiyorsun? Ha ben düğünlere uğursuzluk getiririm ya da düğünler bu. Tamam Taylan Bey. Biz krizimizi halledelim, yanınızdayız abi. Tamam. Tamam. Gökhan. Hı. Abi sen niye sabahtan beri böyle kopuk uçurtma gibi gidip geliyorsun ha? Kim bu Taylan Bey? Hiç, yatırımcı ya. Adamı yalnız bıraktım da ondan. Ne bileyim böyle deminden beri dönüp duruyorsun da. Hayır, istiyorsan ben gidip konuşayım, durumu anlatayım, izah edeyim. Olmaz. Olmaz. Olmaz abi, şimdi bizim ayrı bir iletişimimiz var. Olmaz. Ha. Diyorsun ki sen memur adamsın, anlamazsın. Ya yok, nereden çıkıyor? Anladın mı? Saçmalama. Yok yok, tamam. Sorun değil. Hocam, bu olur mu? Böyle kafasına işte bam, travma. Yok mu aniden haber? Gel. Yok abi, kafayı yiyeceğim. Dünyalar tatlısı kadın, bu mükemmel düğünü bozmam diye çılgına döndü. Neymiş efendim, bugün bu iş bitecekmiş. Oya anne diyorum bak, hepimiz zor duruma sokuyorsun. Yok. Şimdi hafıza duası bakıyor internetten. Hı-hı. Tuna, burada bizim ne olduğuna bayılmadığını biliyorum. Ama bu işi bugün halletmezsem... Hayatım kadınla evlenemeyeceğim. Bak, literatürde pek sık rastlanmayan ancak bazı vakalarda yer yer işe yaradığı öne sürülen bir metot var. Eğer hasta son anımsadığı... Ali'cim, Taylan Bey... Pardon, abi. Affedersin Tuna, eğer hasta son anımsadığı... Eğer hasta son anımsadığı gündeki travmaya... Şarj kablosu. Yaprağın son anımsadığı güne dönüp aynı travmayı tekrar yaşaması gerekiyor.
Beyler, Yaprağın en son hatırladığı şeyler neydi? Işıklar, gürültü, balerin, gemi. Gemi. Oğuz. Oğuz nerede? Lan Oğuz, iyice Luna Park'a çevirdiniz lan ortamı. Işıklar, gemi, gürültü, balerin. Beyler, Luna Park'a gidiyoruz. Evet, birazdan hastaneye yola çıkıyoruz Taylan Bey. Evet, kusurumuza bakmayın. Ama şöyle düşünün, biz artık akraba sayılırız canım. Hem böylelikle siz de düğünümüze iştirak etmiş olursunuz. Teşekkür ederim efendim. Delikanlı, babaanneyi üzme, usludur, bu kürek senin, okey? Vallahi kızım, bunlar hep nazar. Oğluşum, su gibi gidin, su gibi gelin, tamam. Taylan Bey, Ece evinizde mi acaba? Ya yalnız kalmayın diye dedim canım. Şimdi sana hep bahsettiğimiz şeyi yapacağız. Hazır mısın? Hepimiz kızımız. Oğlum hadi ya, ne yapıyorsun çocuk çocuk hareketler? Gel buraya, gel. Hadi koş. Anlamıyorum ya, tam buradaydı. Ya çocukluğumuza dair ne varsa üzerine AVM diktiler. Sen ne düşünüyorsun? Ya deminden beri hatırlamaya çalışıyorum da sen burada bir kız tavlamıştın. O numara neydi, böyle sayılı bir şeydi ya? 0+0=1. Nasıldı o? Ya Gökhan'cığım, şimdi derdimiz bu mu gerçekten ya? Ya Oğuz, gel gel gel. Oğlum nazlanma, anlat hadi ya. İyi madem. Bu numara için hiç tanımadığımız iki kıza ihtiyacımız var. Yani 2-0. Önce asıl hedefine yıllardır tanıdığın bir arkadaşınmış gibi yaklaşırsın. Ardından ya çok affedersin ama ancak bu kadar benzeyebilirsin. Girizgahıyla muhabbeti ilerletirsin. Dikkat! Burada amaç asılmak değil, akılda kalmak. Bu esnada boş durmaz, diğer kıza el sallayıp bekle gibi hareketler yaparsın. Bu sayede iki kız da birbirinin varlığından haberdar olur. Son olarak tanıştığına memnun olduğunu, şimdi gerçekten tanıdığın birinin yanına gideceğini söylersin. Tabii o, sen ve diğer güzel kızın arasındaki ilişkiyi merak ettiğinden bakışlarını senden ayırmayacaktır. Hala benimle misiniz? Güzel. Başından beri işaret ettiğin kızın yanına vardığında afallayıp yine büyük rezil olmuş gibi davranırsın. Ona çaktırmadan diğer kızın bakıp bakmadığını sorduğunda muhtemelen evet cevabını alırsın. Kızla ilk randevunuz olduğunu, onu da bir arkadaşı zannedip kendisini nasıl bulduğunu sormaya geldiğini söylersin. Rahatsız ettiğin için özür dileyip gitmek üzere ayrılırken son bir istek için geri dönersin. Kıza rezil olmamak için onlara beğendiğini gösteren bir hareket yaparsa çok mutlu olacağını söyler ve oradan ayrılırsın. Kapiş? Şimdi geldik son aşamaya. Asıl hedefinin yanına geldiğinde ona bunu söylemekten çok utandığını, ancak deminki kızla bir dönem ilişkinizin olduğunu ve o gün bugündür yanına kimseye yakıştırmadığını anlatırsın. Ama ne hikmetse kız onu çok beğenmiştir ve işareti verirsin. Sinyali alan sıfır sizi onaylar. Senin güzel kadınlarla ilişkin olduğuna ikna olan diğer sıfırın ise tüm defans mekanizması çöker. Ve sen de elde birle oradan ayrılırsın. Bu prensibin adı öncüyü seçilmişlik. Güzel bir kadın tarafından seçilmiş bir erkek diğerleri tarafından kolayca kabul görür. O çocuk kafasıyla saçmalamışız işte. Beyler, piyeseniz bittiyse gidelim mi? Hani bugünün anlam ve önemine binaen. Yaprak nerede? Orada. Sinan'ın anlattığı günü ben de hatırlıyorum. Thank you.
karıncadaydı. Gökhan'la Merve de burada. Biz de... Ali ile dönme dolaptaydık. Ya adamın dünyada tek korktuğu şey yükseklik olduğu için... Ya ben de onun elini tutmuştum. En tepeye geldiğimizde... Yaprak, iyi misin? Bir dakika, bir dakika. Çarpışan arabalar. Çarpışan otolarda kafamı çarpmıştı. Çünkü o bana arkadan vurdu. Barış. Barış. Ta kendisi. Öyle bir an tanıyamadım. Yıllar seni çok değiştirmiş, sakal falan. Yıllar seni sadece güzelleştirmiş. Abazan kızı. Kahkül misal. Çok yakışmış. Şeydeki kıza çok benzemişsin. 500'deyiz Osamur. 500 o. 500 days of summer demek istedi herhalde. Açız galiba. Şurada efsane bir ocakbaşı var. İsterseniz gidip birer çift dürüm boğabiliriz. Vallahi kimse bu soruyu sormayacak diye çok korkuyordum. İyi hadi, hadi Ali kuşum. Yok sağ ol Barış'ım, bizim bir işimiz var, oraya yetişeceğiz. Sonra görüşürüz seninle. Bizim tam olarak ne işimiz var ki? İyi tamam, hadi gidelim. Yes, hadi gidelim. O zaman? Kardeşim bu parlak fikrin sahibi olarak eklemek istediğin bir şey var mı? Ya. Ali'cim bak şimdi Amerika'da gerçek Barış çağıralım istiyorsan bak benim adım Hıdır, elimden gelen bu, tamam? Hadi. Hadi arkadaşlar soğutmadan sıcak sıcak. Şefim bize ortaya soğan da yapar mısın? Soğanı görüyor ve eli arttırıyorum. Biler şalgam. Şefim bize bir, iki, iki şalgam. Buruk. Senin yerdeki yalan oldu. Ne Ali hocam? Sen dün de söylemedin. Sağ ol Barış'cığım. Ben bazıları gibi iştahlı değilim. Şey diyeceğim. Sizde çift tuvalet vardı değil mi? O çok önemli biliyor musun? Bir evlilik için yapılabilecek en iyi yatırım. Onu iyi yapmışım babacığım. Ya Barış biz seni var ya prens bilirdik. Sende dürüm de soğan da her yol varmış bu olan. Ne oldu? Ya bu ilk tutkun basketbolda oldu. Bu aralar daha çok tiyatro vesaire. Kişiliğime daha uygun sanki. Evet, sen oyun oyun seviyordun. Barış'ım, anladık prens değilsin de biz acaba bir el mi yıkasak ha? Hadi gel gidelim biz. Ya adam dürümünü yorulamış. Bana eli kafaktan bahsediyor ya. Hadi gel gidelim. Ha? Bir el yıkayalım. Abicim biz seninle telefonda ne konuşmuştuk? Ha? Ali ile ne kadar mutlu geriniyorsunuz falan deyip pas atmayacak mıydın? Üstadım her şey plan dahilinde ilerliyor. Önceliğimiz neydi? Kızın inanması. Tabii bunun içerisinde benim de biraz cazibeme kapılması var. Yaprak biraz fazla kapıldı galiba. Üstadım, ben profesyonelim. Biz bu işin eğitimini alıyoruz. Öpüşsek bile sıfırız. Ha istiyorsan öyle bir kurguya da dönebiliriz yani. Ne diyorsun sen? Hop sakin ol Alfa. Sakin. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Ben Barış'a benziyorum eyvallah. Ama karakterimin inandırıcı olması için derinliğe ihtiyacı var. Ya şu anla böyleyim. Karton gibi. İki boyutlu. Ne istiyorsun sen onu söyle. Bana... Üzerine binebileceğim duygusal bir motivasyon ver. Umarım bunun sonunda pişman olmam.
Sen basketçisin. Geç. Ailenin durumu iyi. Onu da geç. Annen seni küçük yaşta terk etmiş. İşte bu. Ödipus kompleksi. Aile içi çatışma. Dönüyoruz ve bu işi bitiriyoruz. Ne oldu? Lezzetten gözlerim kapanıyor. Bunu bir de en iyi kim yapardı biliyor musunuz? Annem. Ya benim geçen valide bir lahana sarmış. Nasıldı? Yok be. Lahanadan yemek mi olur? Lahanayı en iyi kim sarardı biliyor musunuz? Annem. Say Barış ya, annenden haber var mı? Hesap lütfen. Benim annem öldü. Gitti senin annen, gitti. Annem gittiydi, içimde öldü. Barış annen arıyor. Yani orada anne yazıyor. Amma cahilsiniz ya. Anne değil ki bu. En. En. Barış'ın Amerika'daki sevgilisi. En. Ha. Şu En'le bir konuşmuş sen. Eli sesimi duymadan uyuyamaz da. Hello En. Table for two, please. Ben de bir Taylan Bey'le konuşayım, tamam mı? Ulan Karademir, yine ne yaptın, ne ettin? Topu çizgiden çıkardın ha. Hayırdır, sen kimi kesiyorsun? Pardon? Senin hiç kafan ısırılmadı galiba. Ya çocuklar yanlış anladınız. Ben sizin çocukluğunuza, masumiyetinize bakıyordum. Kesin pedofili bu. Tanınmamak için de takma sakal bıyık. Ulan çocukluğunda, gençliğinde, veletliğinde her şeyin buna eziyetti. Ya çocuklar yanlış bir başlangıç yaptık. Ben sizin gençliğinizde kendi gençliğimi görüyorum. Size olan inancım tam, onu bilin istedim. Sen bizim aklımıza ne biliyorsun ki? Misal sen, ya aslan gibi delikanlısın. Açıl şu kıza, aşkını itiraf et. Ya zaman geçiyor bak, daralıyor zaman ya. İyi de benim kız arkadaşım yok. Ha, sosyopat haklı ya. Hayat kısa. Seni seviyorum. Oo. Ama ben... Onu seviyorum. Doyurdun mu karnını? Gençlik bitmiş abi. Hakikaten bitmiş. Nasıl oldun yaprak? Başın hala ağrıyor mu? Daha iyiyim Ali kuşum. Ama kafam biraz karışık hala. Ya beni yanlış anlama. Bu dünyada illa biriyle evleneceksin deseler ben hemen koşa koşa seninle evlenirdim. Şu gamzelerde kaliteli bir yaşam sürerdim. Ama... Bana bir açıklama ya da özür borçlu değilsin küçük titan. Hayat bizi nereye getirirse getirsin. Sen iyisen, ben de iyiyim. Barış ne oldu sana? Annem gidiyor. Tekrara düşüyorsun. Yok, hakikaten gidiyor. Arayan hastaneydi. Acele ederseniz yetişebilirsiniz dediler. Gökhan, abicim sen de arabayı çek, hemen geliyoruz. Anne! Aman!
Barış. Abi bizim kaçmamız lazım ya. Şimdiden çok geçmiş olsun. Seninle kalmamı ister misin? Hı? Anneciğim. Canım annem. İyileşeceksin, tamam mı? Eskisi gibi tekrar birlikte olacağız. Bir şey mi diyorsun anneciğim? Ne diyor? Kız çok güzelmiş. Az yaklaşsın diyor. Aa, gözü kapalı gibi beni nasıl gördü acaba? Ya daha çok kısık gibi. Böyle bakıyor. Çok geçmiş olsun. Ne diyor? Soğan kokuyormuş. Böyle gelinlikle gördü ya. Bizi evlendi zannediyor. E baktı kız çok güzel. Bu oğlan da çok yakışıklı. Ne güzel torunlarım olur diyor. Haklı kadın. Ya. Evet. Alo. Dinliyorum Tuna. Ne oldu oğlum? Niye gelmediniz? Ya Yaprak da atlanın içeri girdi. Oğlum bunlar ne iş? Bir iş değil oğlum ya. Şey işte kızacağız atlanın haline üzülüyor. O kadar. Haydi. Gökhan. Ha. Haluna Park'ın orada Yaprak dedi ya. Ne dedi? Merve. Ne olmuş Merve? Bir şey olduğu yok oğlum ya. Hani ben işte yani döndüğünden beri hiç karşılaştın mı diye merak ettim o kadar. Yok oğlum ya, nerede karşılaşacağım, aradan seneler geçmiş. Değil mi? Bana bak. Sen böyle eceyle karşılaşma hayalleri falan kurmuyorsun değil mi? Ya yok be oğlum. Hani tamam ilk bir sene her gün öğren kurdum ben o hayalleri. Ona nasıl bakacağımı karşılaştığımızda, ne söyleyeceğimi. Ama sonra vazgeçtim. Artık karşılaşmamak için dua ediyorum Gökhan. Hani beni bu halimde görecek, acıyarak bakacak diye ödüm kopuyor. Telefonum çalıyor. Gökhan telefonu çalıyor. Ha? Daha iyi misin?
yatağın başındaki çocuğun halini gördüm. Ya o kadının? Sen de bıçakla alnında öyle yatıyordun işte. Sen olmasaydın o adamlar... Ben yaşamıyordum bile. Saçmalama. Geçti hepsi küçük Titan. Sakin ol. Hastane ortamı seni çok yordu. Gel biz dışarı çıkalım, nefes alalım. Sen o yatakta yatarken ben sadece izleyebildim seni. Bugüne kadar yanımda atan kalbinin sesini monitörlerden duyabildim. Soluğunu makinalardan. Ben şu Gamze'yi görebilmek için ne kadar yalvardım biliyor musun sen? Hele bir kalksın, her şey çok farklı olacak dedim. Ama olmadı değil mi? Hafızını kaybetmiş gibi konuşuyorsun. Ben girdiğim her ortamda işim gereği gözlem yaparım. Fark ettiğim kadarıyla sen bu grubun sözü geçen, aklı başında liderisin. Biz geldik. Gökhancığımın memişleri birazcık uf olmuş ama geçecekmiş değil mi Gökhan? Gökhan Hoca, size minnettarım. Yani doktorlar söyledi, Oğuz arkadaşımızın anneme çakmasını engellediğiniz için. Annem hala hayatta. Sen nasıl insansın ya? Ortalığı boş bulunca böyle yaşlı kadınlara çakmaya kalkıyorsun. Yo. Arkadaşınıza kızmayın. O annemi hayata döndürmek için çaktı. Böyle bir alfadan ne beklenebilirdi ki? Bana çaktı daha mı iyi oldu ya? Nefes nefese kaldım ya. Haklısınız. Yani bana da çaksaydı ben de kırılırdım. Arkadaşlar, acaba şu çakma kelimesi yerine şok vermek kelimesini mi kullansak? Ya üstadım, tıp jargonu bu. Yaprağın hafızası? Atlancım artık ona yapacak bir şey yok. Döndüğümüzde herkese böyle durumu izah edeceğiz bir şekilde değil mi? Ya nasıl yok ya? Benim daha bir sürü yaratıcı fikrim vardı. Onunla böyle bowling falan oynayacaktık. Etek giymecesine. Çok iyi. Yaprağı seviyorum. Yaprak da beni. Hem annemin son isteğiydi bizim birlikte olmamız. Atlan. Oğlum Yaprak sevdiği adamla evleniyor. Hem hala annen de hayatta. Ya sen bana ben profesyonelim, öpüşsek bile bir şey olmaz dememiş miydin? Üstadım, yani biz oyuncuyuz diye bizden hissiz olmamız bekleniyor. Ya biz de insanız sonuçta. Mesela Brad Pitt de evliydi, Angelina ile bir film yaptı. Ne oldu? Brangelina. Yani? Yaprağı her şeyi anlatır. Bizi sevenleri ayıramazsınız. Tamam mı? Tamam. Tamam. Hı. Tamam. O zaman. Çak. Ali. Benim sana bir şey itiraf etmem lazım. Senin hafızan falan gitmedi. Hepsi düğünden kaçmak için en başından beri uydurulmuş bir numaraydı. Sen nasıl öğrendin? Kimden öğrendin? Çortantuna. Sen içerideyken söyledi. Bu saçma oyunu daha ne kadar devam etmeyi düşünüyordun Yaprak? Bir dakika, şimdi ben işin buralara kadar geleceğini tahmin etmedim. Ya benim tek isteğim düğünden biraz uzaklaşmaktı. Ali, Luna Park'ta söyleyecektim. Ali! Söylemedin, neden? Ben Sinan'ı öyle mutlu görünce, yani herkes de öyle mutlu... Herkes o kadar kaptırmıştı ki ben bozmak istemedim. Barış'ın bana uyduruverdim ya. Geldik mi yine Barış'a? Çok merak ediyorum ben bak. Gerçek Barış'ı bulsak ne olacaktı? Ya Ali ne olacaktı ya? Bugüne kadar ne olmuştu, şimdi ne olsun? Hiçbir şey.
sen benimle evlenmekten kaçtın Yaprak. Sana nasıl güveneceğim? Hayır, çok yanlış anlıyorsun beni. Ben seninle evlenmekten falan kaçmadım. Ben bütün bu düğün safsatasından, şu gelinlikten, annemin hava atmak için çağırdığı kadınları eğlendirmekten kaçtım. Ben seninle, sizinle, arkadaşlarımla kaçmak istedim ya. Ali! Ali! Kaçak gelin mi olmak istiyorsun Yaprak? Konu kaçmaksa kimin daha az olduğunu gördüm. Şimdi sen hiç geceden sabaha düğün hayali kuran bir erkek gördün mü? Ya da kayınvalidesiyle beraber üstelik de tam 3 kere düğün yemeği tatmaya gitmekten zevk duyan biri ha? Ha? Ben tüm bunların hepsine katlanıyorum Yaprak. Neden? Çünkü bu yolların hepsi sana varmak için. Seninle beraber yaşayıp seninle yaşlanmak için. Kapış. Ama sen küçük hanım, ben bunlara dayanamam. Kaçarım diyorsan, kaç. Ama benden hızlı koşman gerekecek. Nedir? Kapışıyor muyuz? Evlilik uzun bir maraton derler ya kuşlar. Bizimki de tam o an başlamıştı. Biraz pekmezi aktı ama. Olsun, şifadır. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz, sağ olun. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Alo, Ali, neredesiniz? Her şey yolunda mı? Evet Oya anne, yoldayız şimdi, geliyoruz. İyiyiz, hiçbir sorun yok. Sapasağlığımız, bomba gibiyiz, çok iyiyiz. Tamam. Tamam anneciğim, görüşürüz. O an hepimiz biliyorduk ki o kahkahalar çeyrek asırlık dostluğumuza bir saygı duruşu, tükenmeyen sevgimize gönderilen bir selamdı. Vallahi. Say ne oldu o çocuğa şimdi? Ne yapayım abi? Türk hekimlerine emanet ettim onu. Ne lan? Ne oluyor? Öyle geçip gitmek yok damat bey. Nerede bizim bahşişler? Gençler çekilin arabanın önünden ya. Ne oluyor? Aa, bu bizim durumcudaki o kabaz değil mi ya? Beyler, ayıp ediyorsunuz bak. Biz düğüne yetişeceğiz. Bu herif tam sapık demiştim size. Gökhan, hayırdır tanıyor musun sen bunları? Araba da yıkılıyormuş damat. Bize arabana yakışır bir şeyler ateşlersin artık. Şu dikişlere bak, Frankenstein'ın gelini. Gençler, söylediklerinize dikkat edin bak. Zarf Frankenstein. Bunu görmeniz lazım kanguliler. Herif tam bir... Ç-
Çete, hadi. Bunlardan bize zırnık çıkmayacak. Uzayalım. Halsa'ya geç kalacağız. Yürü. Anca gidersiniz. Keratalar be! Kerata? Ya senin ağzına yakışıyor mu böyle kelimeler ya? Gökoğlu'na. Hadi bin arabaya. Ya arkadaşlar biz az önce ne yaşadık? Vallahi tamam biz de haylazdık gençtik ama bunlar bildiğin tam haydut. Şu düğün olmayacaktı var ya şunları böyle evire çevire. Aa Ali kuşum biz ne zaman problemlerimizi şiddetle çözdük? Hiçbir zaman. Ya tamam haklısın da ne bileyim veletlere böyle büyük kuruldum. En azından şöyle bir ağzının payını verebilseydik. Nikah ne kadar var? Gelmiş. Dört nikah bir cenaze. Bize para vermeye mi geldi? Hayır canım o yarım aklınızı da almaya geldik. Ne yani kavga mı edeceğiz? Gençler oradan biz barbar gibi gözüküyoruz. Aynen hatta sende tam bir seri katil tipi var. Ne yapacağız şimdi? Maç yapacağız. Siz seçin. Beş atan kazanır. Hazır mısın Façalı? Şaşırt beni ergen. Ben defansa geçeyim en iyisi. Bence o iyi olur. Benim adalem çekiyor da biraz. Adalen mi? Hı. Adele olmasın? Olabilir. Cahiller. Adele diye yazılır, Adel diye okunur. Gel hocam. Hadi gel. Olur. Yardım için sağ ol genç. Sen centilmen bir çocuğa benziyorsun. Sen şimdi kızlarla da aran iyidir ha? Pek fena sayılmaz diyelim. Bak kardeşim, sana bir abi tavsiyesi. Sen ol, hiçbir kızın ahını alma, tamam? Eyvallah kanka ama kızlar konusunda gerçekten bir yıkıktan ders alacak diye. Pardon? Benim sen? Bana dedin, bana yıkık dedin. Sen bana dedin, nasıl dersin ki? Bana, ben sana. Kimmiş yıkık, ha? Hadi bakayım bir daha söyle. Hadi söylesene. Hadi gel abi. Ne oldu? Nedir ya yıkanacağım? Bakın. 2 saat sonra düğünüm var. Yapalım şu işi. Hadi. Hadi. Malum, araba eski. Frenler bazen tutmuyor. Dikkat edin. Bu arada bisikletler içinde sağ olun. Bıraktığımız en konunun atarız ya, tamam?
İyi oynuyoruz da gol odaklı değiliz ya. Ya Yaprak biraz şahsi mi oynadı? Yedek takımı ne yaptım ben? Arabada kaldı abi ya. Bittim ben ya, bittim. Gökhan, oğlum zaten yeterince yolda bastın. Ben burada dikilmeye için mi dalağımı patlattım lan? Beyler, bakın anlamanızı beklemiyorum. Ama yine de anlatayım. Ben bu işi bağlamak için günlerimi, gecelerimi, yeri geldi sosyal hayatımı feda ettim. Ya bırakın ben yasımı tutayım ya. Tamam. Tamam, içeri girip anlaşmanı yapsana kanks. Ya delik gömlekle mi yapayım? Allah Allah, ne kolay konuşması sizin için ya. Gökhancığım, kankacığım, aslan kardeşim bak. Bunu sana bir kere söyleyeceğim. Sonra da gidip sıvı sabunla ağzıma lavman yapacağım. O yüzden iyi dinle, okey? Bak, sen şu giydiğin pahalı takım elbiselerden çok daha fazlasısın, emin ol. Aynen. Oğlum sen yırtık kotla gittiğin ülkelerde kariyer yapmış, kendini sevdirmiş adamsın. Aramızda bunu senden başka kim cesaret edebilir ki? Evet, hem Ali gibi pimpirikli, uyuz, obsesif bir adam milyonluk anlaşmaları niye sana emanet etsin? Çünkü senin olayın başka. Oğlum bak, dahası bu tavırlarınla sana güvenen ortağın da bak yüzüstü bırakıyorsun. Şimdi içeri git ve hakkın olan o parayı al. Git. Ve o parayı al. Tekrar et. Git ve o parayı al. Bir daha. Git ve o parayı al. Git ve o parayı al. Git ve o parayı al. Tekrar et. O parayı al. O parayı al. O parayı al. O parayı al. Çok iyi. O parayı al. Çok güzel. O parayı al. Devam. O parayı al. Al. O parayı al. Al. O parayı 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 al. Takma olduğunu biliyordum. Tamam tamam, yok bir şey yok. Devam. Sen yine de girmeden onu düzelsen iyi olur kan. İyisin iyi. Hadi git o parayı al. Aslan parçası ha benim uçuma git. İşte bu be. Helal. İşte çak. Bir eksiğiniz yok inşallah. Afiyet olsun. Oo, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bizimkiler de gelmek üzereler. iyi eğlenceler. Sağ olun. Allah! Yaprak! Ali! Ne oluyor burada? Araba nerede? Araba artık yok. Ne demek araba artık yok? Yaprak! Kızım ne oldu sana? Önemli bir şey yok ana kraliçe. Nasıl önemli bir şey yok? Bu suratla mı fotoğraf çekileceksin? Gelinliğin? Kızım güzelim, gelinliğine ne yaptın? Maç yaptık. Maç mı? Sen... Siz... Benim düğünüme ne yaptınız? Siz benim düğünüm. Arkadaşlar, anne. Gelin buraya. Çabuk. Ali. Anne. Hanımefendi rahat edebileceği bir yere götürün. İçeride Tuna Bey var, tamam mı? Doktor, anons ettirin gelsin ilgilensin. Tamam. Mutlaka anons ettirin. Düğünüm. Arkadaşlar siz ne yaşıyorsunuz ya? Bir an önce şu düğün işini halledip normal hayatlarımıza dönsek mi? Ha? Herhalde bu da son uğursuzluğumda. Bir dakika. Bu
Bu nasıl olabiliyor? Tebrik ederim. Merhaba Sinan. Bunun burada ne işi var? Ha? Kızım sizin aklınıza ne geçiyordu? Pardon? Onunla burada karşılaştığımızda tam olarak ne olmasını bekliyordunuz diyorum. Ha. Yoksa siz bana acıdığınız için mi onu buraya çağırdınız? Yaprak? Sinan, bir yanlış anlama var. Biz Ece'yi davet etmedik. Sinan, beni buraya kimse davet etmedi. Dinleyebilir misin beni? Seni dinlemek mi? Kızım ben seni 2 sene önce dinlemeyi çok isterdim, evet. Hatta tam olarak 2 yıl önce. 23 Şubat'ta saat öğlen 1'de. Beni o herkesin olduğu salonda nikah masasına bıraktığın anda. Alakasız biriyle yolladığın not yerine senden duymak istedim o kelimeleri. Yapamayacağım Sinan. Beni affet. Korkmuştum Sinan. Bilinmez bir gelecekten. Yanlış bir karar veriyor olmaktan korktum. Bir gün gelecek bugünkü gibi ayaklarımız yere bastığında, bütün o oyunlar bittiğinde sana aynı bakamamaktan korktum. Senin aşkından bir gün bile şüphe etmedim. Etmedim de kendime güvenemedim ben Sinan. Çok pardon. Ya gülüyorum. Çünkü bunlar hani benim sözlerimdi. Bir gün aşkım biterse diye bir çiçekten diğerine konan Sinan'ın sözleri. Hani böyle tüm o terk ettiğim kadınların son duası. Bir gün onlara böyle yaşattıklarımı yaşamamdı. Hanımlar, ilahi adalet yerine geldi. Tüm bunlar, bu karşılaşma aslında bir hataydı. Gökhan'ı gördüğümde buradan gitmeliydim. Ama içimdeki seni görme isteğini bastıramadım. Dur bir dakika. Gökhan derken? Gökhan senin burada olduğunu biliyor muydu? Ya ben bu bıyığı yapıştıramadım, kaldı mı? Oo. Resmen skandal. Ya Sinan, ben... Buradan nasıl bir yol yapacağını çok merak ediyorum Gökhan. Taylan Bey, Ece Taylan Bey'in yanında sevgilisi olarak gelmiş. Ben de sana söylersem ne düşüneceğini bilemediğim için söylemedim. Ama biraz yüzü vardır da belki gider diye düşündüm. Ama beklentiyi yüksek tutmuşuz abi. Dedin ki şimdi Sinan olay çıkartır, ben de paramda olurum, öyle mi? Taylan Bey evli Gökhan. Kendini kurtarmak için insanları karaladığının farkındasındır herhalde. Evli olduğunu bile bile onunla gelen hanımefendiye de bir şey söylemek istersiniz herhalde, değil mi? Ne diyorsun sen Gökhan? Ya bırak bu masum ayaklarını ya. Adam senin için içeride takılmalık kız diyor. İşte yok param için peşimde falan diyor ya. Allah belanı versin Gökhan. He, versin versin. Hay ne oldu, ağrına mı gitti ya? Yani ne sandın, herkes seni benim kardeşim Sinan gibi sevecek falan mı sandın? Ama sabahtan beri yani başkası adına utanmaktan yoruldum ya. Ama iyi oldu, gerçek yüzünü görmüş olduk. Aynen dostum. Senin de yüzünü görmüş olduk böylece. Abi niye öyle diyorsun hala ya? Ben seni koruyorum burada. Gökhan. Oğlum sen beni değil, alacağım parayı korumaya çalışıyorsun. Bak hala para diyorsun abi ya. Ya o para benim cebime mi giriyor, şirkete giriyor abi? Ali bir şey söyler misin abi? Gökhan, biz ne kadardır arkadaşız? Arkadaş? Arkadaş. Arkadaş ne abi? Arkadaş ne abi? Biz kardeşiz oğlum. Biz kardeşiz.
25 yıl. 25 yıl. Ben seni hep hani o küçük hesaplarını sevmiştim. Çünkü o hesapların ucu ne zaman birbirimize dokunsa sen durmayabilirdin. Ama şimdi anlıyorum ki o işler epey bir değişmiş abi. Nasıl yaptın ya? Ya üstelik sana Ece ile karşılaşmamın en büyük korkum olduğunu söylemişken. Ne desen haklısın abi. Gökhan, yani zaaflarıma yenik düşeceğim. Sonra da şansım yaver gidecek, kurtulacağım değil mi? Abi, rahatlatacaksa at yumruğu. Böylesi daha iyi. Hadi sen Taylan Bey'i daha fazla bekletme. Ya Sinan. Sinan. Oyun oynuyordur ya. Öyle mi? Tabii canım. Oyun oynuyordur. Ama geçen önce aradım, her yeri aradım, yok. Ay ne oldu, çocuklar yardım edin, bulalım onu, olur mu, ne olur. Bak çok... Biz bakalım ilk önce anlatma. Sakin ol. Hayat, yetişkin olma yolunda hepimizi sınarken Oğuz'un filmleri anımsatan hikayesi daha üniversite yıllarında başlamıştı. Yolu olabilecek en klişe şekilde Selin'le kesişen Oğuz, o anda bu güzel kızın hayatında birden fazla dönüm noktasına sebep olacağından bir haberdi. Çalışma hayatına da erken atılan Oğuz, servise çıktığı bir gün Selin'le tekrar karşılaştı. İster tesadüften, ister kader. Oğuz o akşam ikisinin favori pizzasının aynı olduğunu öğrendi. Edip kendisi için yaratılmış bu kızın kalbine girecekti. Eğer Oğuz'u azıcık bile tanıdıysanız onun bu yolda hiçbir engel tanımayacağını, canı pahasına da olsa başaracağını tahmin etmişsinizdir. Nitekim başardı da. Herkesin evlere tıkıştığı sessiz bir kış gecesi sırılsıklama aşık olduğu kadının kapısını çaldı. Selin asıl sürprizin en sevdiği pizzadan daha fazlası olduğunu gördüğünde ise dili tutulmuştu. Oğuz onun karşısında diz çöktü. Benimle evlenir misin? Biz daha kendimizi keşfetmeye çalışırken onlar karı koca olmak için hiç vakit kaybetmedi. Ünal ailesi büyümüştü. Çok geçmedi, daha da büyüdü. Daha kendisi çocuk, bu hevesler uzun sürmez diyen herkesi utandırdı Oğuz. O herkesin burnundan getiren haylaz adam bir anda herkes için örnek bir baba, harika bir eş oluvermişti. Derken. Duyduğumuzda biz de atlatır, atlatacaktır dedik. Çünkü doktorlar bu hastalıkta en önemli şey moral demişlerdi. Öyle ya, Selin'in de MS'si ve Oğuz'u vardı. Selin iyileşecek ve çok geçmeden tekrar o eski mutlu günlerine döneceklerdi. Derler ya, iyiler hep erken gider. Selin de zamanından çok evvel serin bir sonbahar sabahında melek oluverdi. Okulda çarpıp kitaplarını düşürdüğü kız istemeden de olsa Oğuz'un hayatını tekrar değiştirmişti. Bu
Bugüne kadar her derdi birlikte göğüsleyebilmiş çetemiz ilk defa çaresizdi. Bize İzmir'e taşınacağını söylediğinde ona dur bile diyemedik. Hepimiz kederle savrulmuşken Oğuz hiç ağlamadı. Daha sonra bu konu açıldığında bize bunun Selin'in son isteği olduğunu, ona ağlamayacağını ve içindeki çocuğu Mehmet Selim için yaşatacağına söz verdiğini söyledi. Ağlamayacaktım Yaprak. Söz vermiştim. Meseleyi ne olur bulun. Bulacağız, söz veriyorum. Bulacağız meseleyi. Kalk bakalım. Bana. Ne düşünüyorsun Ali? Düğün iptal arkadaşlar. Ben jandarmaya haber vereceğim. Akşam da aramaya çıkacağız. Ya tamam, doğru hareket de abi. Yani siz diyorum Yaprak'la şu düğünü aradan mı çıkarsanız? Ha? Hani biz... Yani ben gerekeni yaparım, yoksa Oya teyze. Çocuğu bulalım. Sonra gerekirse Yaprak'ı kaçırırız. Hep beraber. Ya ben yine de diyorum ki konukları dağıtmasak da acaba anons yapıp seferber mi etsin? Güzel fikir. O zaman anons sende, jandarma bende. Sen de Oğuz ya da Zeli Sultan'ın bir ihtiyaçları var mı bakarsın. Sevgili konuklar, bir anonsum olacak. Mehmet Selim adında 7 yaşlarında bir çocuk kaybolmuştur. Sizden ricam aramaya iştirak etmenizdir. Tekrar ediyorum. Gökhan! Neyin peşindesiniz oğlum siz, ha? Aklınız sıra naza çekip fiyat yükseltmeye mi çalışıyorsunuz? O kağıdı imzalamak için bir dakikam var. Gerçi bir düğünü bile beceremeyen adamlarsınız. Bu nasıl bir düğün? Çocuk ortada yok, adam para peşinde. Bana ne? Çocuk kaybolmuşsa kaybolmuş. Doğru ortaya atmasınlar. Oğuz kuşum, dur. Saçmalama, hiç zamanı değil sinirlenmenin. Ne demek olur mu öyle şey? Siz... Sen ne yaptın sanıyorsun, ha? Sen kimsin bana müdahale ediyorsun? Zaten deminden beri gideceğim. Defol git! Hadi bas git geldiğin maroşlara, yürü! Sen kimsin be? Aslen nöroloğum ve sizin beyninizin olması gereken yerde dev bir granit taşının olması bir vaka olarak inanılmaz ilgimi çekti. Size kadınlar konusunda... Tuna Bey, müsaadenle teşekkürler. Tamam. Lütfen Taylan Bey'e kızmayın. Kendisi çok saygın bir iş adamı ve benim davetlimdir. Jandarma yolda. Ne oluyor? Eski bir dostun çöküşüne şahit oluyoruz. Yazıklar olsun. Evet, haklısınız. İlla kızacaksanız bana kızın. Çünkü Taylan Bey benim gibiler sayesinde istediği yerde istediği şeyi söyleme cesareti buluyor. Gökhan, uzatıyorsun. Toparlıyorum Taylan Bey. Birazdan yanınızdayım. Demem o ki beni satın alabilirsiniz. Hatta bana sahibimmiş gibi bile davranabilirsiniz. Ama benim arkadaşlarım benden başkası üzemez. Hele onun babalığına laf edecek var ya. Onun işte ağzını bize. Yeter. Size para mara yok. Bu piyasadan da sileceğim sizi. Senin vereceğin paranın da, senden gelecek hayrın da.
Akıllı olacaksın oğlum. Hadi lan siz de ne bakıyorsunuz? Çocuğu arayın. Hadi. Kardeşim merak etme, Mesa'yı bulacağız. Gökhan. Heh. Az önce konuklarımızın önünde ana bacı sövüp yatırımcımızın suratını dağıttın, farkındasın değil mi? Tamam abi, silecekseniz silin beni, ne yapayım yani? Sen ne diyorsun Sinan? Ben kendisini 25 dakikalığına silmiştim. Ama son 25 yılımın en sıkıcı 25 dakikasıydı. Ana oğlum sizde akıl yok yemin ederim ya. Hani istiyorsunuz ki Gökhan hiç büyümesin, böyle çocuk gibi kalsın. Çocuk gibi kalmak. Özkışım. Selin senden içindeki çocuğu hep yaşatmanı istemişti. Neden? Çünkü sen aslında Mese'sin. Mese senin çocukluğun. Şimdi düşün bakalım, sen olsan nereye saklanırdın? İyi düşün. Pasta nerede? Mese? Baba, çıkar beni buradan. Tamam, tamam babacığım. Çıkaracağız şimdi. Açacağız şimdi. Baba, çıkar beni. Tamam babacığım, açacağız şimdi. Sen biraz ittirir misin oradan? İttiriyorum ama açılmıyor. Sıkışmış. Nasıl yapacağız bunu? Sivri bir şey de olmaz. Ne yapacağız abi? Pastanın altında da açılan bir kapak mevcut efendim. O zaman pastayı çekersek çocuğu kurtarabiliriz. Evet efendim, yalnız söylemek zorundayım. Pasta maket olmadığından zarar vermeden taşımak mümkün değil. Tamam hadi o zaman, önemli değil, taşıyalım. Hadi oğlum. Durun! Arabam gitti. Gelinliğim paramparça oldu. Davetlilerime rezil rüsva oldum. Elimde bir tek bu pasta kaldı. Ana kraliçe, Mese ama dolabın içinde, o yüzden pastayı kaldırmamız lazım. Ama benim bunca yıldır hayalini kurduğum sevgili kızımın biricik mürüvvetini göremeyeceğim. Oh. Baba. Mese. Tamam. Tamam babacığım. Babacığım iyisin değil mi? İyiyim. Anneciğim. Bak bütün yaptıkların için Ali de ben de sana çok teşekkür ederiz. Ama tüm bunları, bu şatafatı ben istemedim ki. Ben sevdiğim adamla evlenirken sevdiğim insanlarla sevdiğim şeyleri yapmak istedim sadece. Bak tamam, şimdi böyle dedikodusu yapılacak bir gelinliğim yok. Ballandıra ballandıra anlatacakları bir masa düzenimiz de olmadı. Ama ben çok mutluyum. Her şey istediğim gibi. Tek bir eksiğim var. Kızının düğününde eğlenen bir anne. Bak, düğün demek stres demek değildir ana kraliçe. Şimdi sen de bütün bu yüklerinden kurtulup bizimle eğlenirsen, ben dünyanın en mutlu gelini olacağım.
Çok şükür. Mehmet Selim. Oğuz, nesi var bunun? Ya baba. Müsaadenle şimdi yetişmemiz gereken bir nikah var. Konuşabilir miyiz Sinan? En azından bu akşamı açıklamama izin ver, olur mu? Biliyorum çok çirkin bir vaziyette karşına çıktım ama Taylan'la sandığın gibi bir ilişkim yok. Olamaz da. Ece, bana bir şey açıklamak zorunda değilsin. Yani bu senin özel hayatın, seni bağlar. Teşekkürler. Bunu senden duymak benim için önemliydi. Rica ederim. Yardım edebileceğim başka bir konu? Aslında bir konu daha var. Düşündüm de aslında seni ilk kapıda gördüğüm andan beri düşünüyorum. Bence bu karşılaşma tatsız bir tesadüften daha fazlası. Eski dili aşıklar bir düğünde karşılaşır. Her ikisi de daha olgun ve cesur. Bu ülke kalplerim beni daha çok cezbediyor, biliyorsun değil mi? Hem belki fazla kilolarımı vermene de yardımcı olurum. Ne diyorsun? Kilolarımla barışıyorum Ece. Sağ ol. Ben senin karşına çıkabilecek son güzel kadın fırsatıyım Sinan. Eski Sinan'ın içinde bir yerlerde olduğunu biliyordum. Madem öyle, o zaman şu anda eski Sinan'ın tam olarak ne yapacağını çok iyi biliyorsun. Öncü seçilmişlik. Güzel bir kadın tarafından seçilmiş bir erkek diğer kadınlar tarafından da kabul görür. K. A. P. A. K. Kabak. Sevgili Yaprak ve Ali. Belediyemize evlenmek isteğinizi beyan ettiniz. Beyanlarınıza ve evlenmek için ibraz etmiş olduğunuz belgelere göre evlenmeye engel halinizin olmadığı anlaşılmıştır. Bu nikah kıyılamaz. Pardon, pardon. Bir saniye. Gülüm, seni alır dağa kaçarım. Yüce dağ başında çadır açarım. Kahve bulamazsam kenger içerim. Nasıl olsa gülüm, seni yine beslerim. Orkestra! Aslında iyi çocuktur da biraz aklı havada, biliyor musun?
Merak etme. Medeniyeti uzak bir yerde doğaya salarız. Ben bir yolluk vereyim de. Kapa kapa kapa. İçeride kalsın. Yorulduk ama değdi be. Vallahi sabahlara kadar eğlendik, daha ne olsun. Şimdi Antalya. Mr. and Mrs. Tekelioğlu going to the seaside. Yalnız beyler. Taylan Bey'in hediyesi çok şık ya. Dedi ki Gökhan lütfen kırma beni. Hediyemi kabul et dedi ya. Ya şahsen ben de oradaydım ama sanki ben böyle şey... ağzımı yüzümü daha fazla kırma Gökhan gibi anladım ama yanlış olabilir. Aa, bak, şöyle çam sakızı çoban armağanı. Bugünü hiç unutmayın diye. Benden size küçük bir hatıra. Vallahi bugünü hiç unutacağımızı zannetmiyorum. Hayallerimden bile güzel bir düğündü çocuklar. Size borcumu nasıl ödeyeceğim bilmiyorum. Onu şöyle yaparız. Sizin benim size taktığım gibi tam altın takmanız düğünümde durumu çözer. Belki. O zaman görüşürüz. Bak beyler birbirimize göz kulak olun ha. Evet çocuklar sizi çok seviyoruz, döner dönmez de buluşuyoruz tamam. Ha Mesih'e kardeş istiyorum. Hadi görüşürüz, hadi aslan parçası hadi. Evet sevgili kuşlar, geldik bir masalın daha sonuna. Bizler erdik muradımıza, darısı tüm sevenlerin başına. Karıcığım. Gidelim kocacığım.